Allah'ın Arş'a İstivası isimli eserimizin yedinci dersindeyiz. Önceki derslerimizde Kur'an'daki mecaza dair altı örnek vermiştik. Bu dersimize yedinci örnekle başlıyoruz. Yedinci örneğimiz Allah'ın binalara temellerinden geldiği ve binaları yıktığıyla ilgili ayettir. Nahıl Suresi 26. ayette şöyle buyurulmuş. Estaizu billah gad mekerellezine min gablihim. Şüphesiz onlardan öncekiler de tuzak kurmuştu. Fe etallahu bunyanahum min el Fakat Allah binalarına temellerinden geldi. Fe harra aleyhimus sakfu min favgihim ve tavan tepelerinden üzerlerine çöktü. Bu ayet-i kerime de Allah'ın binalara temellerinden geldiği ve binaları yıktığından bahsedilmektedir. Biz Kur'an'da mecazı kabul edenler bunu Allah'ın azabının gelmesiyle izah ediyoruz. Yani Allah'ın azabı gelmiş, ...ve onların binalarını yıkmıştır diyoruz. Bu izahla da Allah'ı bir binaya gelip eliyle binayı yıkmaktan tenzih ediyoruz. Peki siz ey İbni Teymiyeciler siz bu ayeti nasıl anlıyorsunuz? Sizler Kur'an'da mecaz yoktur diyorsunuz. Bu sebeple de Rahman arşa oturdu ayetini hakiki kabul ediyor ve Allah'ın aşta olduğunu söylüyorsunuz. Şimdi mezkur ayette Allah'ın binalara temellerinden geldiği ve binaları yıktığından bahsedilmektedir. O halde bu ayeti de hakikat kabul etmek zorundasınız. Bu durumda da şuna inanacaksınız. Allah asi bir kavmin binalarını yıkmak isteyince aştan iniyor ve o şehre gidiyor. Elleriyle de bu binaları yıkıyor. Kur'an'daki mecazı inkarla neyi kabul etmek zorunda kaldığınızı gördünüz mü? Sekizinci örneğimiz bu dünyada kör olanın ahirette de kör olduğuyla ilgili ayettir. İsra suresi 72. ayette şöyle buyrulmuş. Estaizu billah ve men kâne fî hâzihi a'ma. kim bu dünyada kökse fehuve fil ahireti a'mâ o ahirette de kördür. Bu ayeti kerimede bu dünyada kör olanın ahirette de kör olduğu bildirilmektedir. Biz Kur'an'da mecazı kabul edenler bu adaki kalbin köv olmasıyla izah ediyor ve diyoruz ki bu dünyada hakikatlere karşı kalbi köv olanlar yani kafirler ahirette köv olarak haşredilecektir. Dünyada köv olan müminlerse cennette asla köv olmayacaktır ayetin hükmü mecazdır. Maddi körlük kastedilmemektedir. Peki siz ey İbni Teymiyeciler siz bu ayeti nasıl anlıyorsunuz? Sizler Kur'an'da mecaz yoktur diyorsunuz. Mesku ayette bu dünyada kör olanın ahirette de kör olduğu bildirilmiş. O halde şunu kabul etmek zorundasınız. Bu dünyada köv olanlar cennete girse de köv olarak gelecekler ve cennetin hiçbir nimetini göremeyecekler. Bu durumda size göre mesela köv sahibi olan Ümmü Mektum Hazretleri hakkında ayetler inen o büyük kahraman cennette köv olacak ve cennetin hiçbir nimetini göremeyecek. Buna mı inanıyorsunuz? Kur'an'da mecaz yoktur sözünüzün sizi nereye getirdiğini gördünüz mü? Dokuzuncu örneğimiz kadın ve erkeğin birbiri için elbise olmasıyla ilgili ayettir. Bakara suresi 187. ayette şöyle buyrulmuş. libasun lekum. O kadınlar sizin için bir elbisedir ve entum libasun lehum ve siz de onlar için bir elbisesiniz. Bu ayet-i kerimede kadın ve erkeğin birbiri için elbise olmasından bahsedilmektedir. Biz Kur'an'da mecazı kabul edenler diyoruz ki ayetteki elbise olmak ifadesi mecazdır. Bununla şu manalar kastedilmiştir. Bir, Nasıl ki insan elbisesiz duramazsa, kadın ve erkek de birbiri olmadan duramaz. 2- Elbise insanı sardığı gibi erkek ve kadın da birbirini sarar. 3- Elbise insanın ayıbını örttüğü gibi kadın ve erkek de birbirinin ayıbını örter. İşte kadın ve erkeğin birbiri için elbise olması bu ve benzeri manaları ifade etmektedir. Bizler böyle diyor ve ayeti mecaza hamlediyoruz. Peki siz ey İbn Teymiyeciler, siz bu ayeti nasıl anlıyorsunuz? Sizler Kur'an'da mecaz yoktur diyorsunuz. Kur'an'da mecaz yoksa Kadın ve erkek birbirine nasıl elbise olmuştu? Elbise giyilen şeydir. Ben bugüne kadar bir kadını giyen erkek ya da bir erkeği giyen kadın görmedim. Yine bugüne kadar erkek ve kadının elbise gibi asıldığını da görmedim. Ayetteki elbise ifadesi hakikat olsaydı herhalde bunları görmemiz lazım gelirdi. Bu kadar ayetler karşısında hala nasıl Kur'an'da mecaz yoktur diyebiliyorsunuz? Ben bunu anlayamıyorum. Kardeşler, dersimizi burada tamamlayalım. Bir sonraki dersimizde mecaza dair 10. ve son örneğimizi vereceğiz. O derste görüşünceye kadar Allah'a emanet olun.